Zeki abi de. Zeki abi nerede? Arkadaşlar merhaba. Birazdan basın açıklamasına başlayacağız. Ancak sosyal mesafeye, sosyal fiziki mesafeye uymayı öneriyorum. Zaten uyarırlar bizi. Uzaktan yakından yuh çekme bana, sana senin gibi gibi baktım ise yuh, efendi görünü bütün insana, hakkın kullarını yıktım ise yuh, yuh 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 yuh, soyanlara soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara. Denesene bu konuşmayı. Şu an bir dene bu konuşmayı. Tamam. Bir şey söylesene. Fotoğraf alacağız ya. Arkadaşlar. Tamam. NKP olarak canlı yayını aldık. Şu an açtım zaten. Ondan sonra da başlayalım. Değil mi? Pause. Tamam, ben bunu hiç yapmıştım. Tamam. Sen bir ses deneme yapsan. Yok, dursun da. Orada dursan daha iyi değil mi? Kalabalık arkanda şey yapsan. Öyle değil, değil mi? Herkes elini alsa daha iyi olur sanki. Neyi? Kaldırılsa daha iyi. Pankartlar tamam. Elimizde var arkadaşlar ya. Yırtmayın da. Taşlar var, yırtılacak. Bakın yırtılacak. Bir daha şey ya. Biraz daha gidelim. Gel. Tamam mı? Yeni bak. Şöyle bir araya gireyim arkadaşlar. Arayı boş ver. Peki arada boşlukta kal ha öyle. Basına ve kamuoyuna. Metsamor nükleer santralını hedef alınmasını kınıyoruz. Değerli basın emekçileri, sevgili Sinoplular, Azerbaycan ve Ermenistan arasında tırmanan gerginlik çatışmaya dönüşmüş, karşılıklı tehditler ülkemiz ve sınır komşularımızın ulusal güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Ermenistan ordusunun 12 Temmuz 2020 tarihinde Doğuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerini top atışlarına tutması ve Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine iki ülke arasında çıkan çatışmalar giderek şiddetlenmiş, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki Mingeçevir barajını vurma tehdidinin ardından Azerbaycan'da adeta bir akıl tutulması içerisinde ülkemizde sadece 16 kilometre uzaklıkta olan Metsamor nükleer santralının hedef gösterilmesi büyük tedirginlik ve endişe yaratmıştır. Metsamor nükleer santralı 1977 yılında Çernobil ve Fukushima ile aynı teknoloji kullanılarak Rosatom tarafından inşa edilmiş, 2005 yılında ömrünü tamamlayan santral günümüz koşullarında da ısrarla faaliyetine devam ettirilmiştir. Ermenistan ve Bulgaristan'da ülke sınırlarımızın hemen yanında adeta görülmemiş güçte yıkıcı, saatli bomba niteliği taşıyan santrallar ulusal güvenliğimiz açısından büyük tehdit oluşturmaktadır.
son derece eski teknolojiye sahip bu iki santralin çalışması bile büyük bir tehdit unsuru iken Metsamur'a olası bir saldırı sonucunda Iğdır, Kars ve Ağrı illerimiz başta olmak üzere Erivan, Nahçıvan, Gürcistan, İran gibi sınıra komşu ülkeler de hatta Avrupa'nın da içinde hayati tehlike oluşturacağı oldukça açıktır. Değerli basın emekçileri, sevgili Sinoplular, Azerbaycan hükümetinin Çernobil ve Fukushima facialarının sonuçlarına rağmen pervasızca nükleer santralı hedef aldığını dillendirmesini kınıyoruz. Nükleer santrallerin barındırdığı risklerin sonucu yaşanan büyük felaketlerle acı bedeller ödendiği tüm dünya kamuoyunca görülmüşken ülkeler arasında çıkan savaşlarda saldırı hedefi olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Ayrıca Azerbaycan'ın Metsamur nükleer santralini hedef alma tehdidinin uluslararası hukuk kurallarına, özellikle de Cenevre Konvansiyonu 1. ek protokolüne aykırılık teşkil ettiğini ve Uluslararası Savaş Konvansiyonu kapsamında suç işlendiğini hatırlatıyoruz. Orta Doğu bölgesinde ülkemize komşu ülkelerde her geçen gün emperyalist güçlerin bazı örgütler eliyle tırmandırdığı şiddetin arttığı, çıkar savaşlarının giderek büyüdüğü bilinmektedir. Buna rağmen AKP hükümetlerinin tüm uyarılarına rağmen Mersin Akkuyu'da ve Sinop İncebur'unda nükleer santral kurma girişimlerinden geri adım atmadığı görülmektedir. Kapitalist dünyanın rekabet ortamında her an çıkarları çatışma noktasında ülkemizde karşı karşıya gelebilecek Rusya'nın ya da diğer yapımcı ülkelerin denetiminde ve kontrolünde Akkuyu başta olmak üzere belirlenen yerlerde faaliyete geçirilecek santral ile ulusal güvenliğimiz tehditleri açık hale getirilmekte, nükleer santrallarda yaşanacak olası bir kaza ya da düzenlenecek bir saldırıda yitirilecek büyük ölçekli insan yaşamları ve doğal kaynaklar umursanmamaktadır. Değerli basın emekçilerim, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmada bir nükleer santralin hedef konusu yapılmasının insani yönden kabul edilmezliğinin önemli altını çiziyoruz. Bölgemizde yaşanan değil, diplomasi, barış ve karşılıklı dayanışmayla kalkınmanın egemen kılınmasını istiyoruz. Dış politikamızın bir an önce çatışmacı politikalardan Cumhuriyetimizin kuruluş ayarı olan yurtta barış, dünyada barış ilkesine dönmesini istiyoruz. Ülkemizin pahalı, riskli, kirli ve dışa bağımlı nükleer santrallere ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ülke kaynaklarının küresel finans kapitalin piyasacı politikalarıyla yandaş sermayeye peşkeş çekilerek halkımızın karanlık bir geleceğe doğru sürüklenmesini istemiyoruz. Bu nedenle ne Sinop'ta, ne Akkuyu'da, ne de dünyanın herhangi bir yerinde nükleer santral kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda Sinop'un Cebur'un yarımadası için hazırlanan ÇED aldatmacasına da son verilmesini istiyoruz. Toplumsal hiçbir yararı olmayan, aksine büyük yaşamsal riskler taşıyan nükleer güç santralından vazgeçilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Hayatımızın ve yaşam alanlarımızın tehdit altında bırakılmasını kabul etmiyor. Kurulması planlanan nükleer santral projelerinin derhal durdurulmasını, ülkemizde ve dünyada hem bugün hem de gelecekte nükleer santrallerin tamamen hayatımızdan çıkarılmasını istiyoruz. AKP hükümetini Azerbaycan'ın Metsamur nükleer santraline yönelik yapılacak bir saldırının ülkemiz ve bölgemiz açısından doğuracağı ağır sonuçların hatırlatılmasına ilişkin göreve çağırıyor. Azerbaycan hükümetinin nükleer santral yönelik tehditleri karşısında Dünya Atom Enerjisi Kurumu'nun ve Birleşmiş Milletler'in acilen önleyici tedbirler almasını talep ediyoruz. Yaşasın hayat,
Nükleer maceraya hayır, nükleere inat, yaşasın hayat. Nükleere inat, yaşasın hayat. Nükleere inat, nükleere inat.